Hatırlarsanız oyun makinesi kanalıyla beraber bizde iz bırakan beşer tane oyun seçmiş, eğlenceli oyun sohbetleri eşliğinde bu oyunların bizde bıraktığı izlerden bahsetmiştik. Bugün bu videonun ikinci partiyle tekrar birlikteyiz. Ayrıca videonun sonunda güzel de bir çekilişimiz var. İyi seyirler. Ori and the Will of the Wisps diyorum. Ori benim oynadığım en kral bağımsız oyundur bak. Hala da favorim. Ya bu konu bağımsız oldum mu hala favorim. Bende bıraktığı etki. Ya böyle sanki oyunu Unity ile bilmem neyle yapmamışlar da. Unreal Engine ile ışıklandırmışlar etmişler. Ya o mekanikler, dinamikler. Ori Unity ile mi yapıldı? Evet. Sanat tasarımı falan da çok iyi oluyor. Uğur ne diyor bu? Unity ile yapıyor. Bence bir sıkıntı var o işte. Bence de orada bir sıkıntı var. Ori Unity mümkün değil. Unity'dir o mümkün değil. Unity'den öyle bir şey çıkmıyor. Olur mu ya? Ori and the... Ori. Will of the Wisps. Şunu diyorsun değil mi abi? Evet. Yok abi saçmalama. Yok abi saçmalama. Yazar orada. Aşağı in. Moon Studios. Unity ile yapılmış oğlum. Nasıl Engine. Yapıyorsun? Unity. Aa. Unity ile yapılmış lan. Neyse. Gerçekten oynadığım her saniye müzikleriyle, mekanikleriyle Metroidvania türüne ben çok uzaktım. Beni o türe bağlamasıyla. Ya konu indie oldum mu tabii ki Hades Mades de var. Hani böyle es geçemeyeceğimiz büyük indiler de var. Yeni Midnight Sun Express çıktı. O da çok güzel. Ama bilmiyorum. Ori ya. Benim zirvem Ori'dir yani. Ori'yi çok seviyorum. Gerçekten herkesin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Peki, yani. İz bırakan yeri neresi? Tamam eyvallah. Abi, i̇z bırakan çok... işte diyor Metroidvania. Aynen, ben Metroidvania'yı yani şeylerle Castlevania ile oynuyordum. Castlevania'nın oyunlarını oynuyordum daha çok. Castlevania'yı da böyle çocukken oynuyordum. O da bir iz bırakan oyundur bende ama. Şimdi Ori niye? Ori'den bahsettim. Hem kullanılan oyun motorunun çok üstünde bir oyun. Hem ışıklandırma kalitesi, grafikleri, müzikleri, mekanikleri her şeyiyle bana sevmediğim o türü gerçek anlamda sevdirdi. Daha ve başka bir şeye gerek var mı yani? Yani bir de hani gerçekten bağımsız sektörde. Şey bekliyordum ben. Böyle biraz daha bir anı anlatacak böyle. Senin ya, o hikayelerin anı anlatacağım oyunlar da var ama her zaman anı olmuyor ki iz bırakması. Evet. Mesela sevmediğim bir türü sevdirmesi bende bir iz. 96-97 seneleriydi. Her zaman tatil için gittiğimiz, seninle gideceğimiz Karasu. Ama gidemediğimiz Karasu'ya gittim yine. 1989 yapımı Wolfheat. Çok güzel bir oyundur. Hatta bizim kanalda Flit diye bir oyun çıkmıştı. Onun arasını yapmıştık Uğur'la beraber. Wolfheat benzeri bir oyun ama Wolfheat'in yeri bende şundan dolayı çok farklı. Yine ilk oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. İnanılmaz eğlenceliydi. Kendine has bir zorluğu vardı. Bölüm tasarımları çok iyiydi. Ya bana göre... İncelemenizi izlemiştim. Uzun uzun bahsetmiştin zaten. Wolfheat'ten. Yani çünkü çok güzeldi. Wolfheat'in şöyle bir güzel bir yanı da var. İşte 15 normalde 15 bölüm. Eğer 15 bölümü bitirdikten sonra 16. dediğimiz hardcore bir zor bir modu vardı. Tek bir bölümden oluşan. O bölüm açılıyordu. Yani 15. bölümü bitirmeden ona geçemiyordum. Özel bir bölümdü orası. Hmm. Akrabalarla, kuzenlerle oynuyorduk biz onu. Ondan sonra normal bilgisayar kendi bilgisayarıma geçtiğimde ilk yine oynamaya devam ettim. Uzun yıllar devam ettim. Hala ara ara da alıp açıp oynadığım oyunlardan bir tanesidir. Normalde bir puzzle bulmaca oyunu olmasa, bulmaca değil puzzle oyunu olmasına rağmen böyle böl parçala bitir şeklinde çok güzeldi. Bana çok güzel duygular yaşatmıştı. O yüzden Wolfheat benim için özel oyunlardan bir tanesidir ve güzel bir oyundur aynı zamanda da yani. O zaman ben kendi oyunuma geçeyim. Sen geç, ben bir çay koyacağım abi, benim çayım bitti. Ya o ne var arkadaşım, çay yok. Çay yok da muhabbet yok bende biliyorsun. Bekliyorum abi. Bekliyorum o zaman. Tamam git koy öyle. Böyle devam, sen yokken olmaz. Git gel olmasın. Sen git gel. Oradan atlayacaksın geleceksin, ben anlatırken oradan atlayacaksın dal taşa. Sen şey yap, koy biz şey yaparız ya. Abi Karos. Karos'dan başka yer görmemiş anasını satayım ya. Ben Karasu'ya gittim. Abdurrahman abim vardı. Bana da koy o zaman. Abdurrahman abin olmasa oyun bilmiyorsun. Oyundan haberin yok. Abdurrahman abin olmasa. Sığ işte. Burada ben Gamer'im. Abi bu Karasu nedir ya? Nedir bu Karasu kardeşim ya? Biz de gidelim şu Karasu'ya, yeni oyunlar bulalım Karasu'da, Allah Allah. Bir giriyor abi. Ben işte biliyorsun. Merkezidir oğlum Karasu. Diyor ben diyor Karasu'ya gittim diyor. Utanmasa şeyi söyle. Tatlı yiyecektim. Bütün hevesim kaçtı. Yemiyorum. Ben diyor Karasu'ya gittim orada diyor. Oyun gördüm diyor. Ben de Antalya'ya gidiyorum anasını. Evet Uğur abi sendeyiz. O zaman bende iz bırakan. Evet. Yani bende iz bırakan oyun sürecek halin yok. Sende iz bırakan oyun sürecek. Sende iz bırakacak. Bende iz bırakan diyorum yani. Tamam işte. Bende iz bırakan. Hani sendeyiz, bendeyiz. Yıllar önce Karasu'ya gittim.
PlayStation 1'in vazgeçilmez. Bunun da bir PlayStation 1'i var. Benim de bu arada var ya. Ben de bir şey mi? Satayım başka bir şey yok yani. PlayStation 1'im var. Ya yazık, PlayStation 1 oynamamış hiç. PlayStation 1 gerçekten dünyanın en güzel oyunlarına sahip konsoldur bu arada. Evet, devam devam hadi ya. Ya PlayStation 1'e de laf ettirmem burada. Abdurrahman abin olmasa oyun bildiğin. PlayStation Sony çığır açmıştır. Bir devri kapatıp yeni bir devir açmıştır. Doğru, oyunlara geçerek. Ondan sonra tabii ki diğer konsollarda Nintendo olsun, Xbox olsun. Ondan sonralarında yapmaya başlamıştır. Nintendo aslında çok önce. Öncesinde ama bu çığırı açan Sony'dir abi. Yok. PlayStation'la birlikte. Yok. Ya, bak ağır PlayStation 1'ciyim. Patlamasına sebep olan diyeyim o zaman. Yok. Abi ben yani öyle bir yerde öyle birisi Abdurrahman abisi. Birisi PlayStation 1'i devrim yaptı sanıyor. Efendim ben kendimi öldürürüm. Sen oyun mu söylesene bunu? Super Mario'yu çıkardın Nintendo Super Mario Bros'u. NES konsolunda çığır açıldı, gözünü seveyim ya. Ya oğlum geç oyununa işte ya. Neyin tartışmasını geçiyorsun ya? Ben söylemek istemiyorum. Tamam buyur oyunu söyle abi, tamam özür dilerim. Hadi, hadi. Tamam oğlum hadi tamam hadi. Konsol bakımından diyorum. Kardeşim. Ya hadi oğlum tamam, hadi. PlayStation 1 yapmadı mı? Abdurrahman abi de mi konuştursak? Niye ciddi alıyorsun oğlum bana? Şerefe, şerefe ciddi, abi. Ciddi almıyorum şerefe. Abi ben şerefe merefe geldim. Tamam hadi. Crash Bandicoot. Ya ama ben söyleyecektim bana ya. İlk ben söyledim. Oo ben tamam. Çok güzel, yine çakıştılar. Niye? Yine çakışmadık. Çünkü sığ bir oyun bir... kültürleri var bunlar. Abi bizim abi. Bunların ay- Abdurrahman abi gibi abi de olmadığı için. Abi bırakın Kara Murat. Muhabbet. Abi sığlığa bak. Abi o Kara Murat diyen kimdi? Abdurrahman abi miydi? Evet. İyi ki yok öyle abi malısına. Düşünsene yıllarca travma çekiyorsun. Kara Murat diye oyun arıyorsun. Dedi. Sektir çekiyorlar falan. Neyse tamam, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot uzun saatler boyunca abimle, diğer akrabalarımla uzun saatler boyunca oynadığım, çok da keyif aldığım bir oyundur. Daha sonralar onun kart oyunları da çıktı. Kart oyun dedim ya. Arabalı oyunları da çıkmıştı. Onları da multiplayer olarak çok severek oynamış. Aynı böyle PlayStation üstünde. Split screen üzerinden çok güzel keyif almıştık onlardan. Neden? Çünkü Crash Bandicoot genelde arkandan bir şey kovalar seni veya platform üzerinde ilerlersin. Ama o mizahi yönleri beni çok cezbediyor. O Crash'in hani böyle 300 duvarı kırması falan. 300 duvarı kırması mesela, hiçbir şey yapmadığın zaman, durduğun zaman böyle ekrana bakması. Bir de şey çok güzeldi. Klasik platform oyunlarına nazaran her bölüm, her chapter sonunda bir boss'un vardı karşılaştığında. Her chapter sonunda boss'um vardı. Değişik yerlere gidiyordum. Evet. Kar oluyordum. Bonuslar gidiyordum, vardı. Bilmem nereye gidiyordum. Hele o şeyin maskeyi taktıktan sonra. Ulpega. Yok. Ulpega. Ulpega. Aynen. Siyah vardı, bir de kahverengi vardı. O 3 tane maskeyi topladıktan sonra, taktıktan o sonra. O Noctus mu Nexus mu şerefsiz vardı. Crash Bash yapıyordu. Profesör. Aynen profesör. Sarı böyle ne vardı. Müziği falan. Her şey çok güzel. Bir söyleye ki müziği. Dın tırıt tırıt tırın. Dın 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 dın. Öyle ilerliyordu. Abdurrahman abine öğretti mi sen Crash'i? Hele o şeyler vardı, yeşil TNT'ler vardı. Ha evet evet patlıyordu. Evet. Kırmızılar 3 saniyeydi. Kırmızı 3 saniyeydi, basıyordun. Aynen. 3'te bom. Şeyler vardı böyle görünmez kutuları aktif eden. Şey mi yapıyoruz bu videoyu, sadece Crash Bandicoot üzerine konuşacaksak eğer ben de dahil olayım hani. Biliyor musun Crash Bandicoot'u? Tamam yani bilgisayarda oynadım onu sonuçta. Bilgisayarda oynadım. Bilgisayarda mı oynadın? Evet. Hangi yılda bilgisayarda oynadın? Emülatörle. Ya tamam. Ya şimdi bilgisayarda çıktı gerçi remake'i de. Yani Mustafa Bey buyurun lütfen. Devam tamam. Edin yani. Ben o zaman. Ama Crash çok güzel seçimdi. Ben de söyleyecektim. Teşekkür ederim. Güzel şey yaptın. Evet, araya arada kaynamış oldu. Şimdi yorum. Bende de var diye o yüzden yorumladık. Anladım. Yoksa hani Spider-Man Return of the Sinister Six. Yani, bu turuncu, gerçi bak. Turunculu Spider-Man. Evet. Ya bu oyunun bende iz bırakma olayı şu. Ben onu bir kasetçiye gittik bir gün. Aa dedim, örümcek adam. Böyle önünde böyle bir örümcek adam var. Böyle yapmış. Spider-Man. Böyle güzel. O zamanlarda çocuk. Çok da seviyorum Spider-Man'i. Bu arada nerede oynadın oyunu? NES. Atari'de. NES. Ya siz Atari diyebiliyorsunuz da NES gerçek adı. Neyse ben onu aldım. Hemen bu çocuğu burada... Başlarken falan bir müziği var böyle. Bir atmosfer var. Bir korktum yani. Yemin ediyorum sana gerildim böyle. Hani dedim ne oluyor lan dedim. Böyle elimde işte o zaman NES kolu falan. Böyle ilerliyorum. Böyle NES vallahi. Atari ne biliyor musun? Jeton atıp çalıyorum. Biliyorum kardeşim biliyorum ama Atari'dir o yani. İlerliyorum böyle adamlara vuruyorum. Adamlar parçalanıyor, kan falan çıkıyor.
çıkıyor lan. Görümcek adamı da oyunda kan gördün sen. Adam parçalandığını gördün. Sanki birçok oyunda yok oluyor. Ya yok. Hissiyat. Ama bir de Atari'de oynadın. Yani Atari ismini ben. Atari'de oynadın. Doğru yola geldin. O oyunda yani çocuksun da abi. Çocuklara özel yapılmış oyunda. Korkunç böyle lağımlar, fareler cik cik yapıyor böyle. Şey, atmosfer de çok boktan. Çok korkunçtu abi. Boktan değil ama korkunçtu. Ya, boktan bakası şu yani beklenmedik bir atmosferi evet, vardı. Ve her şeyin müziği böyle bitlerle yapılıyor. Ama bit sound dediğimiz korkutucu bir şekilde yapılmış. Ya. Burada şey hemen aklıma benim geldi. Şimdi bahsettiniz ben bu oyunu oynamadım. Lies of P var ya. Evet. Mesela Pinokyo'nun oyunu çıkıyor. Orada da böyle bir karanlık bir tema evet. var. Normalde Pinokyo dediğiniz zaman sevimli tahtadan yalan söylüyor. Bunu uzayan bir adam. Günümüz için evet. Çok şaşırtıcı bir nokta değil mi? Aynen öyle. Orada şimdi söylediğinizde benim hemen aklıma o çağrıştı. Lies of P'de de gotik bir ortam var ve Dark Souls bir ortam var. Enteresan. Oyunun hakikaten enteresan bir oyunu. Evet, onu ben oynayacağım biliyor musun? Sen mi oynamıştın? Reddin mi ya? Böyle çok korkunç bir Spider-Man oyunu. Ben hala atlatamıyorum o travmayı. Ya. Değişik. Yani kolay bir oyun da değildi. Evet doğru. Yani kontrolü özellikle şeydi yani. Hani ağ atma noktasında değişik bir oyundu ya. Çok zor bir oyundu. Ya beni hem zorlaması hem korkutmasıyla ben gerçekten hala da travmam var. Hala müziğini dinlediğimde bir irkilirim. Yemin ediyorum bak. 1996 senesine gidiyorum ben şimdi. Karasu'ya gidiyor musun? Yok Karasu'ya gidiyorum. Bu sefer Afyon'a gidiyoruz abi. Afyon'da üniversite zamanlarında oynadığım oyunlardan 96. bir tanesi. Hayır oğlum oyun 96 yılında çıktı. Ben üniversite yıllarında abi o zaman Spider-Man Return of Sinister Six'te 92'de çıktı. Ben 92'ye mi gittim? Ama oyun oynadığın dönem hani oyun dönemi ya, 92 dönemi ya ondan tamam, dolayı diyorum. Peki. Üniversitede oynadığım oyunlardan bir tanesiydi ve ilk oynadığım izometrik RPG oyunuydu. Diablo. Benim o zamanlar İngilizcem yoktu. Diyeceksin ulan şimdi var mı? Şimdi de yok. Ben hani o zamanlarda yani Türkçe hani şu olmayan oyunlara karşı hani bir şeyim var böyle. Hala da var. Hala da var. Beceremiyorum hani. Ya beceremiyorum dedi. İstiyorum ki böyle Türkçe olsun. Anlaya. RPG oyunları hani, çok zorlu. Anlaya oynayayım. Ki dediğin gibi RPG oyunlarını Türkçe oynayamamak apayrı bir sıkıntı. Evet, evet, ama biraz... Diablo'nun kendine has öyle bir atmosferi ve kalitesi vardı ki hiçbir şey bilmesen bile İngilizce diline ait yine de oynatıyordu kendini. Ve oynadıkça ilerledikçe anlıyorsun ki karakterin gelişiyor. Çünkü karşındaki düşmanları daha rahat alabiliyorsun. Daha rahat öldürebiliyorsun. Bu sefer oyunda ilerledikçe bazı bölümlere ulaşabilmen için İngilizce bilmen gerekiyor ve açıp sözlükten ya da işte internetten kelimelerin çevirilerine bakıyorsun bu sefer. Hani bana sözlükle oyun oynatan nadir oyunlardan bir tanesiydi Diablo. Hemen akabinde Diablo 2'yi bitirmiştim. Çünkü o zaman Diablo 2 çıkmıştı. Ondan sonra Diablo 3'ü oynayamadım tabii. O zamanlar Blizzard'ın işte malum koruma sistemleri çok enteresan bir hardcore bir koruma sistemleri var. Ondan sonra yıllarca da Diablo 4'ü bekledik. Hala da bekliyoruz. Yakında gelecek. İnşallah. Çünkü Diablo Immortals'tan yani olacağız. Yani sonuç olarak Diablo parayı götürdüler. Diablo bana sözlükle oyun oynattığından dolayı iz bırakan oyunlar arasında benim için girmiştir yani. Enfes oyundur yani. Uzun zamandır her yerde dolaşan bir oyun var. Biz yakın zamanda bunun da videosunu yaptık. Stray. Ve insanlar bıkmış durumda artık. Stray. Bu oyunun haberleriyle. GTA. Benim hayatımda iz bırakan oyunlardan bir tanesi GTA San Andreas'tır. Neden? O Carl Johnson var ya o Carl Johnson. Oğlum ben... Anası ölmüş. Cool olmaya çalışıyor. Carl Johnson. CJ demiyor da. Carl Johnson. CJ de derim. Carl Johnson da ya derim. Ya bu adam Metrobüs'te 20 dakika giden adamın oyununu seven adam. Yani. Konuşamayan. Carl Johnson. Carl Johnson. Neyse. Neden CJ demedin? CJ de diyebilirim abi. Size ne? Carl Johnson ben kim var? Ben bahsediyorum. Siz tamam, doğru. Hayır, doğru. Hayır. Doğru. Çok da iyi bir İngilizce. Abi şey çok falan. Güzel değil mi? Böyle, bak, böyle yapıyor bak. Oh, Carl Johnson. Bir gün Carl Johnson. Bir gün atıyoruz Carl Johnson. Devam. Seni Big Sumo, seni de Carl Johnson. Neden iz bırakan oyunlar arasında? GTA serisinde benim en sevdiğim San Andreas'tır. Benim de Vice'tir. Vice'tir senin. GTA oyunu mu? Evet GTA serisinde Vice'tir. Vice City de çok güzel oyundur ama GTA San Andreas'ta yapılabilirlikler, serbest kaldığın zaman çete, berber olsun, dükkanlar olsun, kas geliştirme olsun. O dünyaya kendini adapte etmiş gibi hissediyorsun tamam mı? Ben o oyunu yaklaşık hikayesini 5 kere 6 kere bitirdim. Ama sürekli bilgisayarımı açardım abi. Alttan açardım radyoyu. Giderdim bisiklete binerdim. Hileyi de yazardım. Bisiklet hilesini. Zıplaya zıplaya giderdim. Gezerdim. Saatlerce. O açık dünyasında arabayı kaybolurdum. Arabayı tenhaya çektin mi hiç kardeşim? Arabayı tenhaya çektim defalarca. Çektin mi? Evet. Böyle sallanıyorum ben. Bir de en çok sevdiğim şey o sen çekmişsin ki sen de biliyorsun o vallahi ya. Çekmedim. Nereden biliyorsun?
17 Şubat 1997'ye gidelim. 17 Şubat 1997. Bak tarihini veriyorum. Siphonfighter. Siphonfighter abi bu şeyi Days Gone'ı yapanlar yaptı. Kimdi o Days Gone'ı yapanlar? Ya ben remake'inin %100 gelmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zamanlar bu third person shooter türüne büyük bir yenilik getirmişti. Hedefleme sistemiyle o karakterin fizik anlamında. Normalde biliyorsun PlayStation 1 geçmişin çok büyük senin. Hani daha çok şu tarz böyle küt yaban yürürdü insanlar. Evet. Ama Siphonfighter'da böyle koşuşan animasyonlar olsun, o işte yürürken ateş edebilme olsun, yuvarlanarak ateş edebilme olsun. Ya bunlar çok büyük yenilikti. Benim de Siphonfighter o çıktığı dönemlerde oynama fırsatım tabii ki olmadı. 97 doğumluyum. Benle aynı yaştayım. Ben oyunu 3-4 yaşında oynadım. Çay diyorum ya. Ya bir ağzını dursun ya. Konuşurken müdahale ediyorsun. Çay yani, diyorsun. Bir sus orada, o sırada bekle. İçime 2 dakika ya. Tamam. Burada çay yok. Çok iç. Ünlü bir oyundan bahsediyorum. Siphonfighter. Oğlum ben bilmiyorum oyunu. Bu bilmiyorsun. Sen hiçbir bok bilmiyorsun ya, sen Abdurrahman abi ne öğretti? Onu biliyorsun. Otur köşene. Karasuya git ki oyun bil. Şimdi ne diyecek amına koyayım? Ben onu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Az önce ne dedi bu? Hiç aklımda kalmadı abi. Senin bütün oyunlarını biliyorum. Ben sana oyun anlatırken çay diyorum. Diablo lan Diablo. Tamam. Bak evet. O kadar unutmuşum. Ben oyunumu anlatabilirim ya. Bana da aynı ipliliği yapıyorsun sen. Özür dilerim. Siphonfighter oynadığım en akılda kalıcı oyundu. Neden? Bir bölümü vardı, otel bölümü. Ben onu bir gün gece. Panfili falan var mı? Ya yok ama keşke o olaydı ya. Ben böyle gece otelde, otel bölümündeyim. Aldım kolu böyle oynuyorum PlayStation 1'de. Abi böyle otele girdim. Bir cam, tamam mı? Cama biri böyle bir ateşli tabanca gibi bir şeyle bir ateş attı uzaktan. Adam bir yanmaya başladı. Bir ses çıkıyor adamdan böyle. Ama nasıl bağırıyor? Öyle gerçekçi seslendirmiş ki orospu çocuğu. Öyle gerçekçi. Abi böyle tüylerim diken diken oldu. Elim titremeye başladı böyle. Ya adam gerçekten yanıyor ya. Sen bir şey abi böyle bir yanma efekti o. Böyle, o seslendirme bilmem ne. Ben oyunu oynamaya devam ettim. Biri geldi abi böyle ilerliyorum, tamam mı? Önüme bir anda çıktı. Ya person aksiyon oyunda jumpscare yer misin sen? Yes. Korku değil mi oyun? Aksiyon oyunu. Yes. Abi pompalıyla çünkü bir koydu böyle. Dom diye ses. Üstüm başım kan içinde oyunda. Karakter böyle görünüştü böyle. Etraf karanlık oldu, bir şeyler oldu. Ben var ya abi böyle kol falan fırlattım. Geri uçtum. Artık oynamıyorum. Dedim ki ben bu oyunu bu saatte oynayamam. Sabah ezanına denk gelmesin mi bu? Hayda. Ben kolu koydum. Bir PlayStation falan kapattım. Benim odamdaydı. Tam yatmaya gideceğim. Sabah ezanı bir başladı. Ben koridordayım. Benim pardon salonda, odama geçiyorum. Koridordayım. Abi karanlık. Sabah ezanı. Allahu ekber. Ben böyle sana bir şey diyeyim. O yanan adam gözümün önüne geliyor. Sanki ben koridorda giderken o pompalıyla adam çıkacak. Beni vuracak sanıyorum. Böyleyim bak. Böyle kaldım. Yemin ediyorum çöktüm. Ezanlar Mustafa için okunuyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bak. Elan mı okunuyor? Ezan. Sabah ezanı. Sabahın bak çöktüm, sana yemin ediyorum şu bak, çöktüm koridorda şöyleyim, ezan bitene kadar böyleyim bak, böyle titriye titriye ezanın bitmesini bekledim. Benim için çok büyük bir travma, oyunu bu arada bundan bir 3-4 sene önce emülatörde bitirdim. Yeni bitirdin, üşenmedin yani. Yok, aklımda kalmış, iz bırakmıştı. Evet. Bak asıl, bak işte iz bırakan oyun budur. Aha, ben de yani bir oyunu bitirmek nasip oldu ama. Sen şeyden bahsettin işte, gerçekçi ses tasarımıyla alakalı, ses tasarımının seni etkilemesinden evet. Bahsettim. Ben de yapay zekasıyla beni kendine Fear. Hayran bırakan Fear. Bir oyundan Fear. Bahsetmek Fear. İstiyorum. Fear. Üçlemesini yeni bitirmiş olmamın da vermiş olduğu şeyle beraber, etkiyle beraber bu videoda bence ondan bahsetmek çok daha bence doğru Fear olur diye düşündüm. Mantıklı bir seçim. Fear ilk oyuna başlamadan önce tabii hakkında birkaç bilgimiz vardı. İşte korku oyunu olduğunu biliyoruz. FPS shooter olduğunu biliyoruz ama herkes şey dedi böyle. Fear çok korkunç bir oyun. İşte Fear'i bitiremedik. İşte birçok hatta yayıncı da yani işte bitiremedim, şöyle korkunçtu, böyle korkunçtu. Ulan dedim hani benim korku oyunlara karşı bir şeyim var zaten böyle. Gülüyorsun sen korku. Fear'a alıyorum hani ciddiye gel, ciddi gelmiyor bana. Siktirden Outlast oynayamamış. Outlast ama jumpscare'inden dolayı. Ben zaten korku oyunu diye Outlast. Outlast abi korku oyunu değildi abi. Bildiğin jumpscare yürümesi. Zaten biraz bence sonra. Sadece jumpscare, FPS korkular da korku oyunu demesin kendini. Şu dönemde en azından. Yani şu ama dönemde. Başka türlü korku oyunu yapmıyorlar hani yakın zamanda. Birçoğu jumpscare'li abi. Ya ben jumpscare'e karşı değilim bu arada. Ben severim. Ben, hani... Bak severim de sadece onu ana odağa seçen oyuna da ben korku oyunu yapmış marifetiyle karşımıza değil, çıkmasınlar değil, yani. Şimdi Fear'e de ben o gözle girdiğim için. Bir korku Fear'e... oyunu dediğin oyun seni sesiyle, ortamıyla, yaratık çeşidiyle, evet. Ekranıyla. Silent Hill mesela. Resident Evil. Resident evet. Evil. Şey, Fear. Mesela Resident Evil. Tamam. Çok özür diliyorum. Bir burada şey benim size yapmış olduğum totoşluğu bana yapamazsın. Sen çay koy dedim bana. Çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Resident Evil'la ilgili kötü bir anım var. Şimdi ben Resident Evil 4, 2, 3, 4. Yuh! Adamın videosunda gitti Resident Evil anını anlatıyorsun şu an adam.
İşte Fear'e ben bundan dolayı böyle ön yargıyla girdim tamamıyla. Dedim hani kesin bundan da bir bok olmayacak derim. İnanılmaz bir düşük beklentim vardı. Belki de bu beni bu kadar kendisine hayran kıldı. Zerre korku yok bu arada Fear'de, onu da söyleyeyim. Var bazı neresi yerlerde can. Bir ya da iki yerinde tırstım. O kadar, başka hiçbir yok. Full aksiyon. Aksiyonu daha yüksek. Ve ben şunu açık ve net şekilde söyleyebilirim. Bu zamana kadar, bu yaşama kadar oynamış olduğum en iyi yapay zekaya sahip oyundur. Bak tart benim için en azından tartışmasız en iyi yapay zekaya sahip oyundur Fear 1. Güzel bir oyun. O yavaş çekimler falan giriyor ya, onlar çok iyi ya. Ben onları hatırlıyorum. Ben bir yarış oyunuyla devam etmek istiyorum. Need for Speed Underground 2. Ben bu oyunu bilgisayarda oynuyordum o ara. Underground 2 çıktığı zaman. Alttan ufak bir müzik ve o arabanın altına neonu koyduğum zaman. Yeşil Nissan. Nissan 350Z. Neonu bir koyuyordun altına abi. Bir de Nitro'yu da açıyordun. O açılış sahnesi mesela, o konuşması, orada bir stop motion mıydı? Neydi onun? Resimli geçişler asla vardı. Asla kullanılan yöntem. Stop motion mıydı? Neydi? Öyle bir şey vardı. O benim çok etkilemişti mesela. Müzikleri, modifikasyonlar gerçekten çok başarılıydı. Yarış oyunu dediğin zaman benim için kesinlikle ya. İlk 3'e girebilecek ve 3 numarada birinci olabilecek Need for Speed Underground 2'dir. Ya ben çok isterim mesela onun bir remake'inin yapılması veya remaster'a da. Ya bence bir ara biz remake bu değil, videonun dışında bir toplanalım bir ara. Remake yapılması gereken oyunları dediğim gibi. Şöyle yapalım abi. Hatta remake ve remaster yapılmasını aynen istediğimiz oyunlar öyle bir video konusu. Öyle bir videoda yapalım. Evet. Mustafa o zaman Beyler. Sıra bende. Ben yine o az önce bahsettim Siphon Filter'da olduğu gibi bir oyun daha vardır. Legacy of Kain: Soul Reaver. Bak PlayStation 1'in yine mükemmel oyunlarından biri, biliyor musun? Belki. Emin ya, değilim. Bu Legacy of Kain: Soul Reaver ana sinematiği vardı bu oyunun giriş esnasında. Bir tane biz böyle yakışıklı, saçları uzun, hafif böyle vampire benzeyen bir kralız. Prensiz daha doğrusu, bir tane de kral var. İşte biz kanatla şereflendirilmişiz, tamam mı? Kanatlarımız falan çıkmış bizim yani. Orc'un öyle bir özelliği var. Hepsinde kanat yok ama. Bu pezeven kral böyle bizim kanatlarımızı bir görüyor açıldığını böyle. Onun huzurundayız. Böyle bize bir bakıyor. Ay diyor amına koyayım senin diyor. Ne güzel kanatlarım var öyle. Dur bir bakayım. Keşke benim olsun. Ha böyle obaç var arkadan böyle. Kırılıyor. Geliyor bize böyle. Ben aç bakayım böyle falan böyle. Açıyoruz biz böyle tutuyor. Bir kırıyor bizim kanatları. Hayda. Biz böyle vah diye bir çöküyoruz aşağı. Bizi böyle alıyor adamlarına. Bizi aldırttırıyor. Bu insanların ruhunu, bedenini yakan bir şelale var. Bizi oraya atıyor. Abi biz orada bedenimiz böyle paramparça. Sadece iskeletimiz kalıyor ve ruhlar alemine düşüyoruz. Orada bir ruh bize diyor ki bedenimiz ya böyle yanmış, yıpranmış, iskeletimizi geri kaldırıyor. Tam bir iskelet de değiliz. Bedenimizden böyle çürümüş parçalar da var hala. Kardeş diyor, intikam almak ister misin? Yukarı çıkmak ister misin? Herkesten çok istiyor. Yeah. Biz böyle bakıyoruz diyoruz ki istiyorum. Tamam diyor. Bu Türkçe çeviri de bana kuzenim yapıyor ara. Ben ne bileceğim. PlayStation 1'de çocuğum oynarken ama korkunç oyun. Neyse bir atmosfer var. Böyle bir uğultulu bir ses. Hafif lacivert, böyle karamsar, grimsi bir renk tonlaması. Gotik. Sürekli böyle değişik yaratıklar var. O zamanın brutal oyunlarından biri böyle. Parçalıya parçalıya öldürüyorsun. Böyle bir yüzünü kapatmıştı. Yüzünü açıyor, onun ruhlarını kendine sömürüyor. Ondan sonra böylelikle böyle... Böylelikle güçleniyor. Evet yani işte güç topluyor filan. Zaman yavaşlatma gücü vardı böyle. Suyun içinde normal yürüyor, hayatta kalıyor falan. Bak şu an anlatırken size çok saçma geliyor ama ben çocukken ödüm patladı bu oyundan. Tabii. Ödüm tamam. Patladı abi. Oyunu Steam'e getirdiler bundan 2-3 sene önce. Allah Allah. Aldım bitirdim iki oyununu da. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Evet Mustafa'yı. Bu üstün başarısı için. Çocukken oynayamamıştım. Evet, Mustafa'yı takdir ediyoruz. Büyüdüğünün göstergesi ama olarak. Ama bir şey söylemek istiyorum. Burada bir Mustafa'yı gerçekten tebrik ediyorum. Videonun başlığına uygun bir şekilde iz bırakan oyunları gerçekten öyle bir yaşayarak anlatıyor ki. Ya. Tebrik ediyorum o zaman. Evet bir Abdurrahman abimiz yoktu ama Muzaffer abimiz vardı. Yine PlayStation'da, Atari'de, NES'te bulamadığımız oyun yoktu onda. Oğlum Atari oyunlarına girersek eğer ben de şey yapamam. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? İkinizin oynadığı bütün oyunları üst üste koyun, ben ne şey yapamam. Tamam oğlum tamam sen. Tamam sen büyüksün. Oh Dreamaydan. Oh, easy girl. Tamam sakin ol. Oh Dreamaydan. Tamam Nazlı. Hey. Tamam sakin ol. Ya böyle ben Legacy of Kain. Tamam ulan. Need for Speed 2 Special Edition paketi vardı. Hatta daha sonra Special Edition. Need for Speed 2. Need for Speed 2. Spotçu da kaçak aldı ya. En aynı birinden Need for Speed 2 aldı. Şey çünkü de... Kars, Şipşek McQueen. Kaçak.
Yarı. Bu senin epik buzlamaya döndü. Ay, başım ağrıdı ya. Allah'tan listeye Sekiro alıp da Sikero demedi. Need for Speed 2, evet. Oyunun ismi bu. Special Edition. Special Edition. Evet. Edition. Bu niye benim için iz bırakan oyunlar arasında? Şimdi yine dalga geçeceksiniz ama bu oyunu da ben eğer yanlış hatırlamıyorsam yine Abdurrahman oynamıştım. Allah aşkına gidelim Abdurrahman abi alalım, senin yerine onu koyalım. Bana da iki tane oyunu öğretsin gözüme. Senin yerine o gelsin ama. Evet. Ama Abdurrahman abi o zamanlar çok iyi oynardı ya. Hayır oynadı. Bir dakika onda oynadım bakın. Hepsi bir şekilde oyun sektöründe bir ismini duyurmuş kült oyunlar arasında değil mi abiler? Ben duymadım Need for Spot diye. Burada oyunun en büyük özelliği bana göre şuydu. Bölüm tasarımları çok orijinaldi. Mesela bir bölümde yarışırken sahilde yarışıyordun. Bir bölümde volkanik dağların arasına giriyordun. Eğer oynadınız mı hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. O işi oynadınız mı bilmiyorum. Oynamış Crash kartta da vardı. Ve o zamanlar o bölümler bana çok orijinal geliyordu. Köprülü bölümler vardı böyle. O dağın içerisinde orman yolundan böyle gidiyorsun. Şey değildi. Tek düze değildi yani bölüm tasarımları. Araç kullanma hissiyatını o yaşlarda çok inanılmaz yaşıyordum. İlk oynadığım yine yarış oyunlarından bir tanesi oydu. Daha tabii öncesinde şeyler oynamıştım. Lotus'lar vardı. Siz yaşınız kurtarıyor mu bilmiyorum da. Şundan dolayı MS-DOS oyunuydu. Oğlum ondan dolayı diyorum. Bayağı eskiydi. Need for Speed 2 benim için bu çok güzel bir oyundu. CD'ye ilk oynadığım Need for Speed Spotlarda satılmasıyla özel bir yeri var. Evet. Benim öyle bir özel yeri vardı oyunun. Yoksa Underground evet hoştur, güzeldir. Ama Underground'ın da babası bu oyundur en nihayetinde. O oyun güzeldi yani benim için. Sıra kimde şu an? Bende. Sen. Ben dördüncüyü söyleyeceğim. Sene 2005 oyunun çıkış tarihi. Hayatımı sömüren oyunlardan bir tanesi. Ay gönderme mi yapıyor bu? Öyle bir şey söyleyeyim. Tamam. Senlik çok, sen devam et. Bu oyun için ben 72 saat uykusuz kaldığımı hatırlıyorum. Oyunun o ara sunucuları çok yoğundu ki hala çok yoğun. Premium falan yoksa şu an hala çok oynanan bir oyun. Hatta Türkiye'ye de geldi resmi olarak Gamecami getirdi. Hatta geçen pandemi döneminde de bir dönem oynamıştım. 2000 pandeminin ilk çıktığı zamanlar tekrar dönmüştüm oyuna. Bir 6 ay bilgisayarı hiç kapatmadan oynamıştım. Maalesef öyle bir anısı vardı. O zaman oyuna girmeye çalışıyorduk mesela. Sunucular çok yoğun olduğu için işte şifreni yazıyordun, ID'ni yazıyordun, basıyordun enter'a. O dönüyordu mesela. Alttan bir şey vardı onun. O zaman enter'a basıyorduk mesela. Öyle bir ayarlama da yapıyorduk. Abi 45 dakika 1 saat bilgisayar başında bekliyorduk. Şeye girebilmek için, server'a girebilmek için. Server'a bir giriyordun abi, ondan sonra bir disconnect atıyordu. Bir atıyordu seni. Ay. Deme. Baştan başla bir daha girmeye çalış. Biz bunu kuzenlerimle bayağı bir uzun süre oynadık online. Birlikte partiler falan kuruyorduk, quizler kuruyorduk. Bayağı ilerlemiştik oyunda. Bu kadar. Nerede sen o yapraklar donuyor, donuyordu. Sikruat manyağı bu ya. Ya tamam da Sikruat diyor ki hala oynanıyor diyor. Abi evet, hala oynanıyor. Kim kandırdı seni? Neyi kim kandırdı? Gir bak serverlara oğlum. Sikruat bitti, battı Sikruat. Gir bak serverlara. Ya şu an herkes. Kim batırdı oğlum? Ondan sonra hayır, hala serverlarda oynanıyor derler sana. Abicim kaç tane server var hala girilemiyor serverlara. Abi, onlar o, oyun battıysa eğer hani onlar. O ne biliyor musun? Allah'ım ya. Oyunlanıyor sansın diye oyuna böyle bot dolduruyorlar. Zaten oyunu batıran şeylerden bir tanesi de gold botlar. Ben sana diyorum yani. Sen hani oyun dolu sanma, bot. Bu da şöyle bir durum var mesela. Burada botu engellemeyen de Joy Gamer. Yapımcısı. Joymax pardon. Joymax. Ayrı. Adam oradan para kazanıyor çünkü. Bot yazılımını yapıyor. Botu satarak daha fazla para kazanıyor. Yani bu da zaten MMORPG'nin, Metin 2'nin, Knight'ın, Sikurad'ın bitme nedeni bu. Yani. Adamlar baktı ki buna çözüm bulamıyoruz. Biz yapıp satalım dediler. Biz böyle böyle bitirdiler. Dediler. Orada da çok büyük bir ticaret dönüyor. Bayağı bir para harcamıştım oyunu. O zaman son oyunumu söylüyorum. Final Fantasy 15 Windows Edition. Ya ben JRPG'lerle büyümek isteyen fakat sıra tabanlı oyunlara gelemediğim için bir noktada salmak zorunda kalan ama her zaman o dünyasında gerek piksel art JRPG'ler olsun, gerek 3D'ler olsun, gerek AAA'ler olsun hep dolaşmayı sevmişimdir. Müziklerini dinlemeyi hep sevmişimdir. Özellikle Final Fantasy olunca konu o Square Enix bu konuda bence çok başarılı. Nier Automata. Evet. Mükemmel. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok eski bir oyun daha var.
vardı ya. Yine heykel slash bir oyun vardı. Bilgisayarda oynadığım ama adını hatırlayamıyorum şu an ya. Final Fantasy'ye benzer bir oyun daha vardı. Onun daha fantastik olanı böyle ya. Eski. Eski. Bayonetta. Değil galiba ya. Ona bakacağım ben. Devil May Cry. Bilmiyorum. Devil May Cry da olabilir de emin değilim. Beyaz taşlı adam mı canlandırıyorsun? Bakacağım ona ya. Okey. Ya ben Final Fantasy 15'i sevme nedenim o zamana kadar ki 14'ü ayrı tutuyorum. O MMORPG'ydi. Hani çizgisel tek oyunculu oyunlardan bahsediyorum. Final Fantasy oyunları hep sıra tabanlı aksiyonu kullanmışlardı. Ben böyle hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. Gelemem. Asla oynayamam. Bekleyemem ya. Ya böyle sabırsız bir oyuncuyum ben. Sevmiyorum. İşte Final Fantasy için geç ilerledi. 15. oyuna geldik ve benim favori türüm olan o gerçek zamanlı aksiyonu kullanan o JRPG geldi. Ve Noctis. En sevdiğim Final Fantasy karakteri. Ondan sonra Gladio, Prompto, Ignis. Ondan sonra diğer o kötü karakterler falan. Benim hikayesiyle olsun, açık dünyası boşta olsa, gece ayrı düşmanların çıkıyor olması, sabah ayrı düşmanların çıkıyor olması, araba mekaniği ne kadar güzel olmasa da en azından altımızda bir araba olması olsun, o arabayı uçurabiliyor olmamız olsun, bölüm tasarımları, hikaye akışı, müzikleri falan derken ben çok sevmiştim. Ve benim için JRPG denince aklıma bir Final Fantasy 15 gelir, iki de Nier Automata gelir. Aa, Nier. Gerçekten ben eğer şu son oyunumu almasaydım kesinlikle Nier Automata'yı alırdım. Yani. Nier Automata çok iyiydi. Ya çok ben çok git ya. Gel yaşadım Final Fantasy 15'e Nier arasında. Ama Nier'i yapan adamın da bir sıkıntısı var. Oyunu tamamıyla bitirebilmek için 7-8 kere bitirmen gerekiyor. Yani. Öyle bir her oyununda yapıyorum. Ve ben daha bir kere bile bitiremedim Nier Automata. O kadar çok sevmeme rağmen. Yani 15-20 saat oynadım ya, ama bitirmedim yani. Oyunu bitiriyorsun. Oyunu bitirdikten sonra asıl finali görmek için bir daha bitirmen gerekiyor. Başka bir şey görmek çok için bir daha bitirmen gerekiyor. Çok saçma. Ama Final Fantasy 15 gerçekten en sevdiğim JRPG olmak. Şunu bir kere yapsa mesela, hani ikinciye bitir. O da olur. O mantıklı ama. O da olur. Onu birçok oyunda da görüyoruz yani yer yer. Şaşırtmıyor ama 7-8 kere bitirmiyor. Ama şeyi çok fazlaydı işte Nier Automata'nın. Alt evren dediğimiz lore, evet. O evreni evet. Çok geniş abi. Çok büyük ya. Yani ancak o şekilde anlayabilirsin yani. Tek bir seferde vermek istese bile, hani verdi diyelim, biz bile anlayamayız yani. Yani o robotların nereden geldiğini, o robotların insanların o robotlara neler ettikleri. Ya çok başka bir dünyası var. Çok farklı kafada yapılmış oyunlardan bir tanesi. Ha, kesinlikle. O yüzden ben direkt Final Fantasy 15'i seçtim. O şeyi hatırlarsın ya, o küçük robotların olduğu bir bölüm vardı, evet. Böyle anne. Porno gibi bir şey vardı, hatırlıyor musun onu? Aynen öyle. Robotlar çiftleşiyor bildiğin robot. Ama işte orada işte muazzam bir mesaj vardı, evet. Aslında yani. Evet. Çok insanlardan öğrendiği şeyler. Bunun evet. Için... Evet, çok mantıklı. Sendeyiz ha. Evet, bendeyiz. Son oyunum. Zirve oyunumdur. Oynadığım oyunlar arasında hakikaten çok çok başka bir yere sahiptir. Ben normalde böyle aynı oyunu 2-3 defa oynayan adam değilimdir. Oynamam yani. Çok nadir, çok beğenmem lazım ki 2-3 defa oynayabileyim oyunu. Kesinlikle Journey'dir. Ha, Journey. Santa Monica'nın eşsiz sanat eseridir bana göre. Santa Monica'nın kötü neyi var ki? Yok ki abi. Yani gerçekten, ama Journey çok çok başka bir oyundu. Yani 2012 yılında yapıldı. PlayStation 3'ün çıkmış. İşte 2015 yılında PlayStation 4'e port edildi. 2019 yılında ancak PC'ye gelebildi ki ben de ancak o yıllarda, 2019-2020 yıllarda oynayabildim oyunu. Journey'in şöyle bir etkisi vardı bende. Journey'i ilk oynadığımda biraz böyle ruh haliyle biraz karamsar, melankolik bir ruh halinde oynamıştım oyunu. Ve Journey bana muazzam bir duygular yaşattı. Yalnızlık hissiyatını o kadar güzel aldı, götürdü ki benden. Yani kendi yalnızlığımı unutup oyundaki karakterin o yalnızlığına o kadar çabuk adapte oldum ki, ve bunu çok hızlı bir şekilde yaptı Journey. Ve bunu yaparken de neredeyse sıfır oynayın. Onun sana güzel bir dost oldu o an. Mükemmel bir nokta. Bazı oyunlar arkadaş. Diyorum ya. Benim yalnızlığı, bak kendi yalnızlığımı, kendi sıkıntılarımı unutup o kontrol ettiğim karakterin o yaşamış olduğu buhranı, kayıpları, yalnızlığı, o melankolik duyguları artık kendimi kaptırdım. Ve ilerledikçe bir de oyun öyle bir durumu vardı ki, yani hikaye sunumu, çok farklı bir hikaye sunumu vardı. Karakterin ne olduğunu anlamıyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun. Amacının ne olduğunu bilmiyorsun. Evet, daha uzak bir menzilde bir gitmen gereken bir yer var. Onu görüyorsun. Bir dağ var. O dağa gitmen gerekiyor. Belli. Ona göre ilerliyorsun zaten. Oyunda en ufak bir HUD ekranı yok. Herhangi bir yönlendirme yok. Şunu gidecek, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın da demiyor oyun sana. İstersen çölde bomboş dolaş, hiç ilerleme. Dağa bile gitme yani. İyi ki de kısa bir oyun. Dinden sonra... Gözü doldu lan. Gerçekten
gerçekten çok çok özel bir oyun bu Journey. Sadece benim işim de değil. Oyunun şey kendisi de çok ya, özel bir oyun. Çevrimiçi oynarsan Steam'de çevrimiçi oyuncular da yanından geçip gidiyor. Ve onlarla sadece bir hiç ses. Hiç selamlaşamıyorum. Hani ses böyle verebiliyorsun. Hani hey gibi. Yani, yani orada kendini özgü hani konuşamıyorsun değil mi? Gel birlikte gidelim edelim. Yok yok yok. Yani herkes orada kendi yalnızlığını yaşıyor evet. Çünkü. Bir oyun bu kadar duygusal nasıl olabilir? Hiçbir hem de şey hiçbir şey yapmadan. Anlatmadan. Bak evet. Hiçbir şey anlatmadan, hiçbir şey vermeden, hiçbir hikaye sunmadan. Ya bambaşka bir şey Journey ya. Bak gerçekten Journey bambaşka bence bir bence de bambaşka bir oyun. Hani tüm oyunları koy bir yana. Çok aradım emsal oyun bulayım diye. Aa, yok abi. İz değil yara bırakmıştır bende yani. Vigilante 8. Bu şey değil mi abi arabalar birbirlerine vuruyor patlatıyor. Aynen. Tamam oynadık. Bu oyun abi 8 tane yanlış hatırlamıyorsam 8 veya daha fazla araba var. Evet. İşte okul otobüsü var, kamyon tır var. Tır gibi bir şey var. Şey var, pick-up var, bilmem ne var. Her arabanın kendine özel gücü var. Ultisi var. Bir de normal basic skill. Basic skill'ler var alabildiğin. Mesela bir tane şey vardı. Okul otobüsünde şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arı atıyordu böyle. Pick-up'ta şey vardı. Arkasında roketler vardı. Basıyordun, roket fırlatıyordu. Bir tane arkasında kolonlarla bir araba vardı. Yanına yaklaştığın zaman mesela alan vuruyordu, bas vuruyordu böyle. Ben de iz bırakmasının sebebi abimle ve kuzenlerimle biz bu oyunu inanılmaz oynuyorduk. Ben bu oyunu yıllarca aradım. Sonra bu mevzu geldi aklıma. İşte iz bırakan oyunlar dedik ya. Dün tekrar araştırmaya başladım. Aklı böyle geliyor aklıma böyle. Midnight Madness diyorum mesela. Sonra o da çok yok, iyiydi bu ara. Yok o değil diyorum ya. Benziyor böyle tamam mı? Kapak falan diyorum. Ulan Vigilante'ydi diyorum galiba ya. Vigilante'ydi galiba diyorum. Araştırıyorum. En son Vigilante yazdım. Bütün PlayStation 1 oyunları taradım. Bak öyle bir şey yaptım ki. Bütün PlayStation 1 oyunları taradım. Arasında çıkmadı. Sonra Vigilante Games yani. Yazdım sonra. Ondan sonra bunu gördüm. Vigilante 8'i. Lan dedim bu dedim. Açtım videolarını falan izledim. Yani geçmişe gittim ve acayip mutlu olmuştum. Var mı başka? Başka bir şey yok. Evet iz bırakan oyunların ikinci partı böyleydi. Peki bir üçüncü part gelir mi? Gelir tabii. İzleyenlere göre değişir de. Şu var. En iyi iz bırakan oyun hangisiydi sizce? Bence Siphon Filter. Abi koridorda oturdum böyle ağladım. Yani bilmiyorum ya. Ben de Silk Road derim o zaman. Ya ben de Journey derim o zaman. Yani. Tartışmasız. Ya herkes olan kendinin en iyi bu. Bu part. Benimki Siphon Filter'da. O zaman bir düşüneyim ben. Crash Bandicoot. GTA. Demek ki hiçbir şey değil. Çünkü sayıyor. Biz top diye cevap verdik ya. Ben Silk Road derim. Tamam ya. Yine aynısını. Benim için bu videonun en iyi iz bırakın. Siphon Filter senin için. Journey senin için de Silk Road. Peki izleyenler sizin için en iyi iz bırakan oyun hangisi? Lan birkaç bükleyin. Sizin için en iyi iz bırakan oyun hangisiydi? Yorumlarda yazın. Journey yazan tipi hediye. Gel akıl evet, gel gözüme evet. Takıl ya. Bu videonun ben başında koyacağım ama zaten. Ama sen yine de burada tamam, konuşalım. Tamam bu şey ya burada hatırladık. O yüzden evet. Burada konuşalım. Videonun sonunda zaten şey yaparım değil. Siz başta izlediniz muhtemelen biz burada hatırladık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu unutacaktın. Ben vallahi unutacaktım. Kesin unutacaktın. Yemin ediyorum çok unutacaktım. Çok iyi oldu. Şimdi bir key sen vereceksin. Evet. Bir key ben vereceğim. Bir key sen vereceğim. Evet. Bu da şöyle olsun. Şimdi sen mesela Journey dedin. Evet. Ben Siphon Filter dedim. Journey. Tabii Journey dedim abi, ben. Abi Journey değil Journey. Kuruna olmasın o. Journey yani Journey. Journey. Evet Journey doğru yanlışsınız. Buradan Joy Game'e bağlıyoruz. Kalacağız. Bu üç niye bak? Kalacağız. Neyse tamam bir tane sen vereceğim bir tane ben vereceğim bir tane sen. Üç tane Megaboy. Nasıl verelim? Şey vereceğiz nasıl vereceğiz? Bu arada Megaboy dediği de 250 lirayla 250 lira arasında olması gerekiyordu. Büyük paket. 400 liraya kadar çıkabiliyor. 400 liraya kadar Steam oyunu çıkabiliyor içinden. Bir tane ben vereceğim. Bir tane Necmettin abi verecek. Bir tane Uğur abi verecek. Nasıl verelim abi? Nasıl veriyoruz? Hemen söylüyorum. Yorumlarda en sevdiğin yoruma. Bence öyle değil. Bak bence öyle değil. Bence herkes kendinde iz bırakan oyunları bizim anlattığımız gibi anlatsın. Evet güzel. Biz ikimiz de seçip. En iyi anlatana. Hani biz nasıl dedik benim için en iyisi sahip mesela benim Journey'i anlattığım şekilde. Senin uzatmayın o, incelemeyin bak anlatın. Biz de sizde neden iz bıraktığını söyleyin. Neden iz bıraktığını, en iyi iz bırakanı seçelim. Diyelim ki bu ize verilir diyelim. Bu arada hani yoruma cevap yazarken oyun makinesi üzerinden sen seçtin de kendi kanalından yazacaksın. Bunu seçtim diye key'i de vereceksin. Ben de kendi hesabım. Bu arada iz bırakan arkadaşlar yorum yazarken Discord ID'nizi de yazmayı unutmayın. Hemen açıklama linkindeki Discord'a da gelip oraya sizi oradan bulacağım.
çünkü. Discord'a evet. Geliyorsunuz Mustafa evet. Kadiru. Yani şeyleri Discord üzerinden verdik. Oradan vereceğiz. O zaman izlediğiniz için ve siz de katıldığınız için tekrar biz sen de buraya geldiğin için. Evet artık. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Oyun makinesini de takip etmeyi unutmayın. Onların da linki açıklamada. Bu arada videonun üçüncüsünü de gelmesini isterseniz. Aynen bunu belirtin. Lütfen belirtin. Gelirse de çekilişi gelir. Ha haberiniz aynen. Olsun. Çekilişi gelir. Zaten Ultra bu çekilişleri de karşıladığın için çok teşekkür ediyorum Necmet abi. Bu verdiğimiz 3G'yi de Necmet abi karşıladı. Hiç gerek yoktu bunu söylemeye. Olsun yine de çok sağ ol. Ben dolarım. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay. Gladiator.